Berk. Yenge sen miydin? Al bakayım şunu sırtına. Üşüyeceksin çocuğum, böyle durulur mu? Senin sevdiğin gibi yaptım, çikolatalı. Ama ısıttım biraz. Nereden biliyorsun yenge böyle sevdiğimi? Aşk olsun yavrum. Sen de benim elimde büyüdün. Tamam, yeterince ilgilenemiyorum. Ne seninle ne de Bahar'la. Ama bir Mehmet, bir Pınar sıra gelmiyor ki. Sen de biliyorsun değil mi çocuğum? Önemli değil yenge. Önemli olmaz olur mu? Önemli tabii. Siz bana annenle babanın emanetisiniz. Söyle bakayım şimdi, seni bu soğukta buralara çıkaran sıkıntı ne? Yok bir şey yenge. Yapma çocuğum, bilmez miyim ben? Bahar niye istemiyor bu kızı, manken olduğu için mi? Sen nereden biliyorsun manken olduğunu yenge? Kızın her yerde boy boy resimleri çıkıyor değil mi ama? Tabii deden duymasın. Mühim olan ağzını sıkı tutabilmek. Bahar'ın da yaptığı iş mi şimdi? İnsanların seçimine saygı duymak gerek. Hem ne var, mankense manken. Ben çok sevdim şahsen. Hoş, düşünceli kız. O da sana bayılmış. Genç kız dedi durdu yenge. Hay Allah. Zeynep, yaşamımda ilk kez biri benim için böyle bir şey yapıyor. Çok sevinçliyim, çok şaşırdım. Güzel. Ama daha bitmedi. Asıl sürpriz sonra. Seni İstanbul'un en güzel hamsi yapan yerine götüreceğim. Bayılacaksın. Da konuşalım. Tamam haklısın ama bir dinle lütfen. Ama dinlemeden ve ne olduğunu öğrenmeden kızıyorsun. Peki Gümüş, sen bilirsin. Nasılsınız baba? İyiyim oğlum, sen? Dosyayı bırakmamışsın. Yarın yemek var ya. Tabii hazır olsun ki ben de yarın inceleyeyim. Akşama da hazırlıksız yakalanmayalım. Bu ne dalgınlık damat? Kusura bakma baba. Eve gidiyorum. Ama hemen geri dönüp hazırlıyorum. İyi geceler. Geri dönüyoruz Sentra. Özellikle moral etkisini azaltmış oldum. Valla tabii o çok hatalı. Yani senin lider olarak motivasyonu yükseltmen lazım. Kesinlikle haklısınız. Arkadaşlarına moral vermen lazım. Panik olmaman lazımdı. Peki Ahmet, sen... Baba, beni geçtin vallahi ya. Arkadaşlarla takıldık. Yok, bir şey demedim valla. Ne izliyorsun? Yarışmam. Ama dehşet bir şey. Tuncay Özilhan kendine yetiştirmek için çırak arıyormuş. Tam dedeme göre. Nasıl gidiyor bakalım? Fena değil. İyi sayılır. Oğlum, sen bizi kör mü sanıyorsun? Gözlerinin ışıltısı yerine geldi. Fark etmedin mi sandın? Baba ya. Kadınlar niye bu kadar zor? Hepsi değil. Bazıları için sen zorlaştırırsın hayatı, bazıları da senin hayatını zorlaştırır. Bak, bir adam karşısına çıkan
Alaaddin'in cini gibi bir cinden iki okyanusu bağlayan bir köprü istemiş. Düşün, koskoca okyanus. Cin, mümkün değil. Daha kolay, şöyle olabilecek bir şey iste demiş. Adam düşünmüş düşünmüş, kadınları anlamak istiyorum demiş. Cin adama şöyle bir bakmış. Kaç şerit istersin köprüyü diye sormuş. Ortak dili tutturmak, birbirini anlamak o kadar zordur ki. Ama olursa da muhteşem olur. Gerçek aşk işte o zaman oluşur. Baba, hani annem güzel kadın eyvallah da, ne bileyim ya, onu bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Heh. Haritalar, siz daha yatmadınız mı? Ben geldim diye gidiyorsan ben giderdim. Yok, olur mu dede? Biraz uykum geldi de. Baba, yarın şirkete bir uğrasana. Bir iki şey danışacağım da. Olur oğlum, uğrarım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler oğlum. Allah rahatlık versin. Bu bizim Tuncay Özilhan değil mi ya? Hmm.